Merhaba, evime hoş geldiniz. Annem ve babamla birlikte yaşıyorum ve bu ev direkt onların eseri aslında. Benim çok küçük dokunuşlarım var evde. O yüzden böyle bir evde yaşamayı onlara borçluyum. Yaklaşık 10 yılı aşkındır sanırım Mavişehir'de yaşıyoruz. Alaybey'de büyüdüm, yani bir mahalle kültüründe büyüdüm Karşıyaka'da. Mavişehir'e taşınırken böyle çok karşı çıkmıştım. Burada böyle aynı şeyi yakalayamayız diye. Evet, gerçekten de burada bir mahalle kültürüne yazık ki yok. Ama burası en azından Mavişehir'deki diğer sitelere nazaran böyle sadece 2 binalı bir sitede oturuyoruz. Ve önümüz açık, denizi görebilmesi çok daha ferah hissettiriyor. Yani böyle bina bina üstümüze gelmiyor. Şöyle bir avantajı var bence bu bölgede yaşamanın. Direkt evimizin önünden bisiklet yolu geçiyor ve sahile çıkabiliyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca burada yaşamın avantajı olarak bisiklet kullanmaya özen gösteriyorum. İzmir'in sahil kesimi gayet dümdüz ve bisikletle ulaşması çok kolay. Bu evin tarzı country tarza daha yakın sanırım. Biraz modernle country'nin karışımı. 4+1 evde yaşıyorken 2+1'e geçmiş bulunduk. Çok iyi geldi ailecek hepimize. Küçük alan çok daha sıcak geliyor bana da, aileme de aynı şekilde. Ve birçok eşyamızdan kurtulduk. Ama eski eşyalarımız çok büyük koltuklar olduğu için onları buraya getiremedik. Bu durumda aslında baştan bir ev yaratmış olduk. Abimin nişanlandığı bir dönemde taşınmıştık. Ve bir an önce koltuk almamız gerekiyordu. Bu koltuklar aslında geçici olarak alındı. Yani aslında birkaç ay kullanırız ya da bir yıl kullanırız, sonra değiştiririz düşüncesiyle almıştık. Derken böyle bizimle kaldılar açıkçası. Çok rahatlar ve çok memnun kaldık. O yüzden de şu an IKEA koltuklarımızda duruyoruz. Hayatım boyunca herhalde evimizde hep L koltuk oldu. O yüzden bir koltuk seçerken de böyle mutlaka L olmasına özen gösteriyoruz. Evde sık sık IKEA, gelincik tasarım ve Mudo'dan bir şeyler bulacaksınız diyebilirim. En çok onları göreceksiniz ve ikinci el veya dönüştürülmüş ürünler. Bu kütükten yapılmış mobilyalar 3 parça. Yani tek bir ağaçtan çıktı aslında. Hem masa, hem televizyon ünitemiz, hem de bu aynı kütükten çıktı ve çok uygun bir fiyata geldi. Temizliğe gelen bir ablamız vardı. Ve annem ondan bir gün toz bezi gibi böyle kullanmadığım bir bez var mı diye bir şey rica ediyor. Ve sonra böyle bir kaneviçe getiriyor. Aslında yırtık pırtık bir örtü. Sonra annem bakıyor, yani bu temizliğe kullanılmaz çok güzel bir ürün. Hemen ne yapabiliriz deyip böyle yanık ve kesik yerlerinden kurtarıp bir çerçeveci de çerçeve üretiyor. Aslında çok basit bir fikir. Ama bence evin tüm havasını çok değiştiriyor. Bu altındaki dokuma ise benim kendi ilk denemem diyebilirim. O da öylesine asmıştım öyle nasıl duracak diye. Sonra evle çok uyumlu olduğunu düşünüp öyle bıraktım. Bu arada belki dikkatini çekmiştir. Evde sadece bir sehpa var. Evin küçük ve kompakt olması nedeniyle çok ihtiyaç duymuyoruz açıkçası. Oldukça fazla misafir ağırlayan ve misafiri çok seven, hatta misafirsiz bir evin bereketi olmadığına inanan bir aileyiz. Bu kadar küçük bir alanda çok daha sıcak bir ortam olduğuna inanıyorum. 4+1 ev mi, 2+1 ev mi derseniz direkt bu evi her türlü tercih ederim diyebilirim. Yanda gördüğünüz resim ise yaklaşık 20 yıldır sanırım bizimle birlikte ve her evimizde vardı. O yüzden biraz böyle evin bütünüyle farklı duruyor ama her evimizin en ikonik parçası oldu. Elimize küçük artınca televizyon ünitesi olarak kullanmaya karar verdiler annemler onu. Ve böyle bir çizim yaptılar. Alt kısmı marangoz yaptı. Üst kısmını yine ahşap, yani kütüğü aldığımız yerden bu şekilde kestirdik. Bu kulplar IKEA kulplar, aslında siyahtı. O gittiğimiz dönemde siyah kulp kalmadığı için annem de onları bayağı ojeyle boyayıp bu renge getirdi. Her yeri makrame ile doldurmak istemedik ve o yüzden çok nadiren makrame bir şeyler bulacaksınız evde. Ama orada bir bitki asacağımız var. Bir de burada komik bir detay olarak gösteriyorum size. Televizyon kablolarını makrame ile sardım. Öyle komik bir görüntü oldu. Abim buna Adana dürüme benziyor diyor ama bizim hoşumuza gidiyor. Buna da kamufle ediyoruz. Yine bir bitkimiz var orada. Biraz evi yeşillendirmeye çalışıyoruz. Ve böyle
Annemin arkadaşının yaptığı çok güzel bir mum var. Buradaki kutuda ise modem duruyor. O daha böyle bir ahşap bir havası olduğu için evle uyumlu olacağını düşündük. Anlamı olan şeyler kullanmayı çok seviyoruz. Anneannem sürekli böyle bu kuşu çiziyormuş. Ve dayım bir gün bir seramik sanatçısıyla tanışıyor. Ve ona tüm kardeşlerine anneannemin çizdiği kuşu çizdiriyor ve bunu hediye ediyor. O yüzden de aslında ilk hikayem videomda fark etmişsinizdir belki. Onu kullanmak istedim. O da aslında ailemi temsil eden bir eser. Burada ise hem aile fotoğraflarımız hem de Murat'ın hediye ettiği bize böyle hem annemle babamın hem benim çizimlerimiz var. Yine burada kendi yaptığım, ilk yaptığım dokumalardan birini görüyorsunuz. Ve burada da yine aslında az önceki hikayeyle benzer bir peçete koydu annem. Yemek masamıza geldik. Bayağı girintili çıkıntılı bir küçükten oluşuyor. Bazen bizi zorluyor ama yine de keyifli oluyor burada yemek yemek. İlk başta çok böyle garipsendi ailede. Yani aslında çok moda olan bir şey ama sonuçta orta yaşlı insanları için hala alışageldik bir masa tipi değil bence. Daha çok kafelerde görmeye alıştı insanlar. O yüzden aslında annemle babamı en çok bu yönden takdir ediyorum ve çok beğeniyorum. Hiçbir şekilde yani yaşımıza uygun şu mobilya seçmeliyiz mantığıyla değil. Gördüğünüz gibi ev bayağı genç işi gibi gözüküyor. Sandalyeleri bir sandalyecide yaptırdık ve çok uygun bir fiyata denk geldi. Eskitme yaptırdık. Böyle abartı bir eskitmesi de yok. Arkanda duran ayna aslında yatak başlığı bir antikacıdan alındı. Onu eskitme yaptırıp içine ayna monte edildi. Evi bu kadar geniş gösteren şey muhtemelen arkamdaki ayna ve beyaz duvarlar oldu. Ve gelincik tasarım. Kuzenimin markasını söylemiştim. Ondan da böyle iki yönlü, iki farklı desen yastık kılıfı siparişi vermiştik. Onlar da tam böyle istediğimiz gibi pomponlu, tatlı bir hava kattı bence. Bir diğer burada beğendiğim şey ise yerdeki kilim. Annemle babam bit pazarından yine gidip böyle bir 50 liraya sanırım yerdeki bu aşırı eski ve aslında çokça lekesi olan ama bence çok daha güzel gösteren bir kilim aldılar. Evin en keyifli yerlerinden birine geldik şimdi, balkondayız. Burada da annemin oluşturduğu küçük bir şehir bahçesi mi denir artık bilmiyorum. Böyle güzel bitkilerimizin, kaktüslerimizin, sukulentlerimizin yer aldığı bir yer. Kışları da burada oturabilmek adına cam yaptırdık. Hem de yazında açıkçası burada çok fazla araba geçiyor ve onların seslerini de kesmiş oluyor. Balkonun diğer tarafında ise böyle mermer küçük ince bir masa yaptırdık. Çünkü çok geniş bir balkonumuz yok. Ben mermer olması da bu kadar açık renk olması da yine alanı küçültmemek. Yani tüm asla çabamız alanı daha geniş göstermek, daha aydınlık göstermek üzerineydi. Sandalye olarak ise yine bir sandalyeciden bunları yaptırdık. Ve üstüne şöyle önceden IKEA'dan aldığımız yastıkları koyuyoruz. Bu mutfak baştan sona yıkıldı. Çok daha koyu renkte ve böyle buradan L şeklinde gelen bir mutfağımız vardı. Ve o alanı çok daraltıyordu. Bu evde herhalde en çok yapmak istediğim şeylerden biri Amerikan mutfaktı. Çünkü Alay Bey'de öyle bir evde büyüdüm ve ailece çok seviyoruz açık mutfağı. Ama bu duvarlar o kadar sağlam bir betondan yapılmış ki hani hem iyi hem de kötü anlamda diyorum. Ne yazık ki duvarı bırakın kırmayı aslında bir şey çakmamız bile çok zor oluyor. Biz de madem kıramıyoruz böyle iki taraflı bir mutfak yaptık. Mutfak tamamen IKEA'dan. Bu sol tarafa ada gibi böyle içinde girintili masa olarak kullanabileceğimiz bir alan yarattık. Tamamen beyaz renk hakim. Biraz daha alanı daha geniş göstermesi için. Yani tüm evde olduğu gibi. Aslında tamamen bu evin yapım aşaması her şeyde bunu göreceksiniz. Ne yoksa elimizde onu nasıl daha iyi gösterebiliriz mantığıyla bu evi kurduk. Örneğin en iyi örneklenen birisi burası. Burada aslında bir duvar çatlığı gibi bir şey var. Annem de çözüm olarak böyle IKEA'nın normal Amerikan servislerini işledi ve
bunu böyle duvarsız olarak iki tane yaptı. Böylece buradaki çatla da kapatmış olduk. Aslında her şey yani bir kamuflaj sanatı gibi bir şey. Şu an benim odama geldik. Bu evdeki benim kendi yaptığım tek yer aslında. Yani elimin değdiği tek yer diyebilirim. Bence en yaratıcı yerlerden birisi de burası. Kendim yaptım deniyormuşum ama. Şu an kapının girişinde duruyorsunuz ve burada açmamın nedeni oda çok küçük. Yani bayağı bir 9 metrekare gibi bir boyutu var büyük ihtimal. Ve odanın neredeyse tamamını 1,5 kişilik bir yatak kaplıyor. Yani garip olan kısım odanın tam ortasına bir yatak kondurmuş oldum. Ama bence çok daha kullanışlı olmasını sağladı. Bir tarafta askım var, bir tarafta ayna ve şifon yerim var. O yüzden de her şey çok daha kompakt oldu gibi hissediyorum. Odada toplam 3 mobilya var gibi bir durum var aslında. Bir Ikea'dan yatağım var. Aynı şekilde Ikea'dan şifon yerim. Ikea'dan da bir rafım var. Aynı da hatta Ikea'dan madem bu kadar Ikea'yı anlatmış oldum. İki tane gitarım var. Onlar çok yer kaplıyordu kılıflarındayken. Oda bu kadar küçük olunca böyle iki tane askı kullanarak onları oralara astık. Burada bir gömme dolap var. Perdeyle burayı kapattım. Çok pratik bir çözüm oldu. Yine Ikea'dan bir tel aldık. Ve onun üstüne istediğim renkte kumaş veya perde asabiliyorum. Böylece oraya istediğim rengi getirebiliyorum ve oradaki dolap görüntüsünü yok ediyorum. Hatta hedefim orayı böyle tamamen kapatmak. Evdeki en sevdiğim köşeye geldik. Makrume askılar ve bu alanı yaratmak bence en akıllıca çözümdü bu evdeki. Çünkü bu odada 1,5 kişilik yatak olduğu için ekstra bir alan kapladığından dolayı daha akıllı bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. Onu da böyle tavandan bir askıyla çözüm buldum. Hem burada makrumelerimi yapabiliyorum hem de uzun kıyafetlerim var. Fark etmişsinizdir belki upuzun giymeyi çok seviyorum veya kimono giymeyi çok seviyorum. O yüzden de böyle bir askı benim için çok kurtarıcı oldu. Yani dolaba sığmayan tüm bu uzun her şeyimi buraya koymuş oluyorum. Bu güzel sandalyeyi de çöpten bulmuştum. Çöpün yanına koymuşlardı. Ve o zamandandır da benimle yani bir 4-5 senedir sanırım odanın en sevdiğim parçası. İzmir gibi sıcak bir yerde yaşadığımız için odalarda pervane kullanıyoruz. Hem görüntü olarak çok şık olduğunu düşünüyorum hem de çok kurtarıcı oluyor. Yani yazın özellikle pervaneyi açmadan uyuyamıyoruz. Burası da annemin yatak odası. Evin aslında en yaratıcı eşyasına geldik sanırım. Bu içeride gördüğünüz aynanın aynısının farklı modeli diyebiliriz. Yine eskitme yapıldı ve içine annemlerin bit pazarından 5 liraya bulduğu eski bir örtü yerleştirildi. Bence çok yaratıcı ve tüm odada IKEA ürünler var. Bu odanın o modernliğini kırıp daha köy havası katan bir detay bence. Aynı şekilde burada da Ikea'nın oldukça modern bir dolabı var aslında. Bunun içine de annem tek tek böyle danteller yapıştırıp onu da daha salaş bir hale getirdi. Ben bu kontrastı çok seviyorum. Yani bu kadar modern bir şeyle bu kadar klasik görülebilecek iki şeyin bir araya gelmesinden çok güzel sonuçlar olabiliyor. Evde bembeyaz olduğu için duvarlar ve bu odada da her şey beyaz olduğu için bu direkt patlamış oluyor. Banyomuz oldukça küçük evin geri kalanı gibi aslında. Ama buradaki en büyük farklılık tüm evle kıyaslarsak burada tamamen mavi ve mavinin tonlarını kullandık. Bu dolapları bir marangoza yaptırdık ve bu kulplar yargıcıdan alınmıştı. Aynı şekilde bu aşağıdaki çekmecelerin kulpları da Ikea'da içeride salonda gördüğünüz aynı kulplar. Yine kendimiz boyadık gold rengini elde etmek için. Burada kullandığımız fayanslar da eski gibi duran ve mat fayanslar. Biz de çok severek kullanıyoruz açıkçası. Böyle minicik bir banyomuz var ama gayet kullanışlı ve yeterli.
Aynı zamanda burada gördüğünüz tuvalet kağıdı için bir askılık alıp içine dergi yerleştirdik. Bunlar marangozdan yaptırılıp maviye boyandı. Eskitme yapılmaya çalışıldı ama biraz daha parlak ve çakma bir eskitme yapıldı ne yazık ki. Ev turunun sonuna geldik. Şu an girişteyiz ve aslında misafirlerimizi böyle bir alandan karşılıyoruz. Giriş bölümünde çok ilginç bir detay var. Detay değil aslında, bayağı büyük bir detay. Buzdolabını girişe koyduk. Çünkü buradaki duvarı yıktık ve mutfağı genişletmek istemiştik. Babamın aklına bunu dışarı koyup burayı da böyle mutfakla devam ettiriyormuşçasına bir ayakkabılık yapmaya karar verdi. Yani aslında burası hem ayakkabılığımız, hem portmantomuz, hem girişimiz, hem de buzdolabımız aynı yerde. Bu evi o kadar telaşla ve o kadar vaktimizin olmadığı bir zamanda yaptık ki, yani bu ürünü bile mesela IKEA'dan alırken son 5 dakika kala IKEA'nın kapanmasına böyle gidip bu aynayı beğendik o an koştururken. Aslında yani ev o kadar telaşa geldi ki hani sonucunda böyle pozitif ve içimize sinen bir şey çıkması çok güzel bir sonuç bence. Herkül de bu videoda bizimleydi. Ama normalde misafir ağırlamayı pek sevmeyen bir köpeğim var ne yazık ki. Her gelen misafire havlayan ve böyle sevilmeyi çok da sevmeyen bir köpeğim var. Öyle onunla da biraz daha yakından tanışmış oldunuz. Umarım bu evde size güzel fikir vermiştir. Ve dilerim sizin de böyle içinize sinen ve size iyi enerji veren bir ev tasarlarsınız. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.